Suriye'deki iç savaştan kaçarak Elbistan ilçesine yerleşen Dibo ailesinin reisi Mervan Dibo, vatanından uzak geçirdiği günleri kara kalem ve yağlı boya resim çalışmaları ile geçiriyor. Suriyeli Mervan Bey 51 yaşında. Kendisi 4 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye, Elbistan'a yerleşti. Elbistan'a geldi. Kendisi resim eğitimi almış. Fransa'da hem çalışmış hem resim eğitimi almış. Halep'te oto tamirhanesi ve resim atölyesi bulunan Dibo, savaşın başlamasıyla bütün hatıralarını da Suriye'de bırakarak 2013 yılında Elbistan'a yerleşti. Kendisi evinin içerisinde kıt imkanlarla resim yapmaya çalışıyor. Kara kalem çalışması yapıyor. Yağlı boya resimler de yapıyor. Hat çalışmaları da yapıyor. Kıt imkanlarını ben şöyle göstermek istiyorum. Muhammed yardımcı olur musun sen bana? Bir bırakabilir mi usta? Evet. Bir bırakabilir misiniz? Camın üzerine bıraktığı kağıda resim çiziyor. Yani bu kadar kıt imkanla resim çiziyor, sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Mervan Dibo Fransa'da aldı. Resim eğitimini ülkesinde yaptığı çalışmalarla da pekiştirdi. Baba diyor önce küçük okulda resim yavaş yavaş yapıyor. Ondan sonra büyük oldu. Tamirci dükkanı açmış. Kara kalem, boyalı her şey yani çiziyor. Ailesiyle birlikte şimdi Elbistan'da yaşayan Dibo ülkesinden ayrı kaldığı her günü resim çizerek geçirmeye çalışıyor. Peki böyle güzel resimler çiziyor, çizebiliyor. Bunu kazanca dönüştürebildi mi? Yani kar amacıyla mı yapıyor bu tür çalışmaları? Nasıl yapıyor? Ders verebilir mi? İsteyenlere resim dersi verebilir mi? Baba diyor yani çocuk Türkleri Yani öğretmeyi Arabi Türk istiyorum yani. yani. Türk çocuklara resim çizmeyi öğretmek istiyor. Fırsat verilmesini Evet. Fırsat yani. Evet. Suriyelilerin kalpten bağlandığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kara kalem resmini çizen Dibo. İmkanlar kıt olsa da işte bu çalışmaları ortaya çıkarıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kalem çalışmasının resmini yapmış. Bunun gibi nice çalışmaları var. Sadece resim değil, tesvir çalışmaları da bulunan Dibo, camileri süsleyen hat çalışmalarıyla da ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Bir Ailenin büyük gün çocuğu 22 mutlak yaşındaki Muhammed de Türkçe ve öyleceğim Arapça türküler ile Türkiye'ye sanat çalışmalarına destek giderim. oluyor. Bir gün mutlak öyleceğim. Türkülerle gümüm beni. Bil besmi bidda ve ruhi ana.